Dün de, bugün de çok hamasa nutuklar söylendi öğretmenler için. Aydınlanma savaşına hız kazandıran, cehalet karanlığına doğan güneş, ömür dağına çıkan yol denildi. Onun mesleği Tanrı'nın mesleğidir. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olunun sözü onun için söylendi. Daha başka neler söylenmedi ki? Övgüler az, kelimeler kifayetsiz kaldı. Ancak geldiğimiz süreç itibariyle Cumhuriyet devriminin Cumhuriyet öğretmenleriyle cehalete karşı başlattığı savaş ne yazık ki kaybedilmek üzeredir. Okullar gelenekçi, yobaz, bireyci ve üretemeyen, kısır insan yetiştiren ticarethanelere dönüştürülmüştür. Emperyalistlerin ve onların yerli işbirlikçilerinin öngördüğü teslimiyetçi nesiller yetiştiren 4 artı 4 artı 4 gibi gerici, dayatmacı, rantçı eğitim sistemi ülkemizin kaçınılmaz yazgısı haline getirilmiştir. Eğitim bilim çalışanları, özellikle öğretmenler, görev yerlerinde şehit düştükleri, göçük altında kaldıkları, trafik kazalarında can verdikleri, teröristler tarafından dağlara kaçırıldıkları, velisi tarafından darp edilip öğrencisi tarafından öldürüldükleri, amirleri tarafından sürgüne gönderildikleri, ekonomik ve özlük hakları gasp edildiği yetmemiş olmalı ki AKP iktidarının İntihalci Milli Eğitim Bakanı'nın mucize buluşu Alo 147 jurnal hattı ve bu hattın ikiz kardeşi BİMER sistemi üzerinden öğretmenler ve eğitim bilim çalışanları haklarında yapılan isimsiz şikayetler nedeniyle soruşturma geçirip suçlanmaktadırlar. 12 Eylül darbe dönemini bile gölgede bırakacak bu baskıcı zihniyet korku imparatorluğu yaratmaktadır. AKP'nin korku imparatorluğunu yıkmanın yolu örgütlü sendikal mücadeleden geçmektedir. Eğitim bilim çalışanları, özellikle öğretmenler, salt özlük hakları için değil, eğitim koşullarını, eğitim yöntemlerini değiştirmek için de mücadele etmelidirler.